Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Yakut Başkan. Bugün sizlerle birlikte Batum'a doğru yolculuğa çıkıyoruz. Öncesinde bir Tokat'ta konaklayacağız. Bir gece kadar sonrasında sabah tekrar Batum'a doğru devam edeceğiz. Yine yolculuk esnasında yaptıklarımızı mutlaka çekerim ama çok fazla aktif olamam muhtemelen. Bu arada aracın içinde kimler var onlardan da biraz bahsedeyim. Kameranın arkasında Kübra var. Burada en sevdiğim kankam Ensar var. Ve eşim var Mesut. Dediğim gibi yolculuk esnasında yaptıklarımızı mutlaka çekerim. Onun dışında söyleyecek pek bir şeyim yok. İyi seyirler diyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi bir yemek molası veriyoruz. Sonrasında da bir kahve içeceğiz. Böyle durum güncellemesi yapayım. Benim ceketim de alabilirsin. Yalnız tehlike yeriz. Şarkı çalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kahvelerimizi aldık. Arabaya doğru devam ediyoruz. Yemeğimizi de yemiştik zaten. O kısmı çekemedim. Şimdi yola devam ediyoruz. Arkadaşlar biz şimdi geldik Tokat'tayız. Kazı yapıyorlar burada. Esas. Lan bura benim lisemdi işte. Şaka mı, ciddi mi ya? Vallahi bak burası full benim liseydi. Sen yeraltı şehrin üstünde mi okumuşsun? Aynen. Şimdi burayı şey kazalanı yaptılar arkeoloji. Vay arkadaş. Çok enteresan ya. Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi Tokat'tayız. Halimden de anlıyorsunuz. Gece uyuduk burada, konakladık. Burası bayağı soğuk. Şimdi de yola doğru çıkıyoruz. Gürcistan'a gideceğiz, Batum'a. Zaten videonun başında da bahsetmiştim. Öyle gün içerisinde de açarım muhtemelen. Kulağının mezarının olduğu yer. Esasen. Ha bura mı lan ora? Aynen. Kazıklı Voyvodu. Ha. Kazıklı Voyvodu. Var mıymış lan harbiden öyle bir şey? Valla var diye rivayet ediliyor. Çünkü içinde bir kapı keşfettiler. O aşağı şimdi gideceğimiz yere kadar tünel iniyor oradan. Gizli geçti. Allah Allah. Aynen. Savaş esnasında oradan şehir merkezine iniyorlar. Çıkılıyor mu oraya? Çıkılıyor tabii. Aynen, işliyor mu hala? Tabii canım. Maşallah. Hem de ne hamam. Duramıyor yani içinde öyle böyle. Valla. Buranın hamamları meşhur ya kanka, tellakları falan mesela Tokat'tır. Hmm. Tokat'ta da bir sürü böyle tarihi hamam var. Şimdi küçük bir kahve molası verdim. Kahvelerimizi içip yola devam. Arkadaşlar şimdi biz Trabzon'dayız. Bir yemek yiyeceğiz. Bahsettiğim molayı verdik. Birlikte şöyle gidelim. Nerede, yemeği nerede yiyeceğiz? Hı? Cemil Usta'da. Ne yiyeceğiz? Köfte. Ofti. Oftik. Evet arkadaşlar, biz şimdi yemek molamızı verdik. Trabzon Akçaabat'taydı. Akçaabat'ta köfteci Cemil Usta diye biri vardı. Akçaabat köftesi yedik orada. Çok böyle inanılmaz güzeldi diyebileceğim. Köfte değildi, daha iyilerini yedik. Ankara'dakilerden hiçbir farkı yoktu ama daha iyi bir öneriniz olursa yorumlarda bekliyoruz. Bir de
düşerse eğer, daha iyi bir önerisi olan biri olursa veya araştırırsanız mutlaka dinleyin deriz. Onun dışında Sarp sınır kapısına doğru yolu işte devam ediyoruz. Oraya gittiğimizde tekrar bir mutlaka sınırı geçtikten sonra devam edeceğiz. Küçük bir problemimiz var, ondan bahsetmek istiyorum. Biz yemek yiyip çıktıktan sonra paraları lariye çevirmediğimiz için kaç dövizci aradık. Fakat saat geç olduğu için dövizcilerin hepsi kapanmış. Birkaç tane de kuyumcu geçtik. Kuyumcular da Rize'deki kuyumcular, parayı lariye çevirmiyormuş, bilginiz olsun. Yani bunun önlemini Gürcistan'a gelmeden önce mutlaka alın. Şimdi biz Gürcistan'a doğru geçiyoruz. Muhtemelen kredi kartlarından kullanacağız parayı. Bizden neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Oraya gittiğimizde tekrar durum güncellemesi yapacağız. Arkadaşlar şu an Sarp Gümrük kapısına ya, gelmiş bulunmaktayız. Bak şurada bekle kardo sen. Tamam mı? Hı. Ben bir gümrüğe gireyim geleyim. Hadi bir gir de görüş gel bakalım. Neyi görüşecek? Ben yolcucu. Gümrük müdürlüğü nerede ki? Burası polis noktası kanka, biz bundan sonra gümrüğe... Şimdi arkadaşlar biz gidiyoruz. Şöyle küçücük bir çanta alıyorum ben. Şimdi arkadaşlar biz gümrük kapısının şu an tam önündeyiz. O yüzden içeri doğru girmeye çalışacağız. Biz çok bir sıra yok gibi gözüküyor zaten. Hemen birlikte girelim hiç beklemeden. Sana sınırı geçtikten sonra bir şey söyleyeceğim. Sınırı geçtikten sonra bir şey söyleyeceğim sana. Komik mi? Yok. Ya bir şey yok. Evet. Ne ya? Söylemeyeceğim. Ya, geçince söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Sadece 150 lira kadar bir harç pulu yatıracağız. Onun dışında bir şey yok. Kimliğinizle girebiliyorsunuz. Pasaport şart yok. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir detay da geçeyim size. Mutlaka gelirken çantanızda gün içerisinde midenizi tok tutacak bir şeyler olsun. Çünkü içeride yiyecek ve içecek çok pahalıymış. Burada çözmüş bulunuyoruz. Şimdi onların geçmesini bekliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi sınır kapısından geçtik. Bütün işlemlerimiz bitti. Ne kadar ha? Biz anlaşalım. Herkes size taksi soruyor. Bir taksiyle anlaşmaya çalışıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre mutlaka taksiciyle 35 lira. Yani ortalama bir 30 lariye yolculuk etmeyi planlıyoruz. Şimdi şu arkadaşla konuşuyoruz, arkamda gördüğünüz arkadaşla. Onunla anlaşıp ya taksileri kullanacağız ya da muhtemelen toplu taşımayı kullanacağız. Arkadaşlar şimdi biz bir taksiyle anlaştık. Hafta sonları en yoğun olduğu zamanlar oluyormuş arkadaşlar. Biz cuma günü sabah dediğim gibi 9.30'da giriş yaptık. Yarım saatte içeriye girmiş bulunduk. Şöyle yan tarafta surlar var. Yüksekliği 8 metre olan Alu ve Nino. Evet. Azeri Ali'yi ve Gürcü Prenses Nino'yu ifade ediyor. Gürcüymüş Prenses Nino. Ali ise Azerbaycanlı bir zenginlerden biriymiş. Şu
Şöyle size bir göstereyim. Şansımıza şurası yanıyor. İtfaiye gelmiş. Şöyle. Şöyle. Böyle. Böyle. 106 metrekarelik bir mozaikmiş bu. Şöyle bir bakalım. İlgilerde bu şekilde. Çok güzel bir yer gerçekten. Ya da biz fazla hayran kalıyoruz şöyle. Yani ortalama fiyatlar Türkiye'de bence aynı, değişen bir şey yok. Şurada aldığım şu takım Türkiye'de aynı fiyat mesela. Arkadaşlar şu an Guess'teyiz. Şöyle bir içeriği geziyoruz. Fakat fiyatlarda hiçbir fark yok. Hepsi aynı. 600 lira. Şöyle size de bir tane ürünün mesela göstereyim. Bu 200 lira. Haberiniz olsun, fiyatlarda bir fark yok. Şöyle Batum'da gezerken bir kafeye oturduk ve ortalama fiyatları sizin için çekmek istedim. Şöyle 2 liraya 14 lira falan. 4 lira, 28 lira, 6 lira işte çarpım, yine 28 lira gibi. Kahve kısmı, kokteyl. Bilginiz olsun. Şöyle bir. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba tekrar. Bakımayım oldu. Ice Tekne'ye girdik. Bir telefonu şöyle yakından bir inceleyelim, hem de fiyatını söyleyeceğim size. Bu yine derin mor dediğimiz bir rengi. Hali hazırda şu an benim de elimde kullandığım telefon. Bir marka kamerası 48, 12, 12 olmak üzere. 3 tane kamerası var. 8 megapiksel, 12, 12 diyebiliyorum. Yanlış da olabilir. Ön kamerası da tekrar 12 megapiksel, 128 GB olanı var bende. Gayet yetiyor telefonun. Yaklaşık 4000 lira civarında telefon, bu şekilde, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi Batum'da küçük bir markete girdik. Bakalım bizimkilerle arasında nasıl bir fiyat farkı var. Onlara göre ucuz ama şu an 70 lira biberin kilosunu görüyorum. Ne o? Yok, ne bu? Bilmiyorum. Yeme lan. Yeme yeme. Oğlum yedin mi lan harbi? Ekşi, böyle üzüm gibi bir şey. Aa, bir şey mi edeceğim? Yani buldunuz değişik meyveler. Oha ya, 35 lira falan. 7 kere 8 56, meyvesi 56 lira arkadaşlar. Arkadaşlar panten 21.91, 92 liraya falan geliyor şu. Arkadaşlar galiba çekim yasağı var, sürekli uyarı alıyoruz. O yüzden çıktıktan sonra tekrar görüşürüz. Pardon. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Elektronik'in önündeyiz. Şimdi bir içeri girelim, bakalım Apple var mı? Evvel de iTeknik'teydik. Oraya bir baktım. Buyurun, hep beraber gidelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yakından bir çekelim mi?
Ürünün şu anki güncel fiyatı 5000 liraymış zanneder. Ay, teknikte fiyatı ürünün 4800'e. Burada 5000 lira, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, sizin için hazır gelmişken birkaç tane daha cihazı çekmek istedim. Samsung Galaxy ve Flip 4, doğru mu söyledim bilmiyorum ama telefon bu şekilde. Çok Android kullanıcısı olmadığım için anlamıyorum. Telefonun görüntüsü bu ama özelliklerinden haberim yok. Kaç lirayı? 400 diyor ama. Ha arkadaşlar, 5399, 5400 lirayımış, bilginiz olsun. Şöyle sıradan bir genel olarak gösterelim istersen hayatım. 3300 lirayı Samsung Galaxy Z Flip 4 yine. Şu cihazda sevmediğim tek olay şurası olabilir. Yani şu katlanınca şu görüntüyü ben sevmiyorum. O yüzden evet, dış tasarımı çok güzel ama önden görüntüsüyle alakalı çok da olumlu bir yorum yapamayacağım. S22 Ultra. Telefonun görüntüsü de şu şekilde. Bu da çok güzel bir telefon. Yani 3500'leri yaklaşık olarak 25000 civarında. Evet, Elif Teknik'teki görüntülerimiz bu kadardı. Eve gidince genel olarak teknolojik ürünlerle alakalı tekrar bir görüşme yaparız. Şimdi bir yukarıda eğer Dyson varsa Dyson'a çıkalım. Yaklaşık 2800 lira, yani 20000 lira civarında Dyson. Bir sonraki alışverişim bu değil hayatım. Şu an vazgeçtim. Türkiye'deki fiyatına hakim değilim ama Tunu'daki elektronik mağazasındaki fiyatı 20000 lira civarında arkadaşlar. Şimdi sizi çok 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 öpüyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Muhtemelen eve gittiğimizde de yine bir kritik yaparız. Sonra da bu videoyu kapatırız. Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhabalar. Artık videonun sonunu çekiyorum. Son size söylemem gereken birkaç bir şey var. Bunları söylerken yine dünün aynısını yapıyoruz. Bu sefer de Rize Polis Evi'nde kalıyoruz. Buradan da biraz bahsedeyim. Burası dünkü öğretmen evine göre çok daha güzel, çok daha kaliteli. En azından düne nazaran daha temiz ve daha konforlu olduğunu düşünüyoruz. Aslında sadece kalıp çıktığımız için, yani konaklamak için geldiğimizden çok da önemli değil diye düşünüp çok umursamadık aslında bu konuyu ama Rize Polis Evi gerçekten çok güzel, çok temiz. Bu konuyla alakalı da sizi bilgilendirmiş olayım. Biliyorsunuz ki ben sizi en son gümrük kapısında kapatmıştım. Orada bir alışveriş yapmıştık, ödemiştik ve çıkmıştık. Ondan sonra biz Rize'ye geldik, yolculuğa tekrar başladık. Rize'de tekrar bir yemek yeme faslı oldu. Sonrasında da işte Rize Polis Evi'ne doğru yola çıktık ve odalarımıza yerleştik. Şu an duşumu aldım. En azından biraz rahatladım. Tüm gün gezdiğimiz için arkadaşlar gerçekten yorulduk hepimiz. Şöyle, şimdi size bahsetmem gereken küçücük birkaç bir şey var. Biz size de bahsettiğim gibi lariye çevirmemiştik paralarımızı ve sabah kalkar kalkmaz bir döviz bürosundan paraları lariye çevirdik. Yaklaşık olarak hayatım kaç lari çevirdik? 3000 liralık lari almışız. 423 lari aldık. Bunun bir kısmı kahve içtik, bir kısmını tatlı yedik, bir kısmını oturduk, oyun oynadık vesaire. Çünkü gezdik biz tüm gün. O yüzden bize o para yetti. Esasında şöyle bir durum var. Biz şunu biliyorduk ki bu Türkiye'de çevrilmesi daha avantajlı olur diye düşünüyorduk ama yaklaşık 21-22 lira kadar bir avantajı oldu. Bize ekstra bir durum olmadı. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında buradan çıktıktan sonra biz sınır kapısından içeri geçtik. İçeri girdikten sonra bir taksici ile anlaştık. Anlaştığımız taksici, biz normalde taksiler minimum 30 maksimum 40 lira üzerinde sizi merkeze bırakıyorlar. Merkezden sonra siz isterseniz iTeknik'ten, isterseniz de orada bulunan herhangi bir teknoloji mağazasından alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama bizi merkeze bıraktıktan sonra biz bayağı gezdik. Aslında bizim amacımız zaten Batum'u gezmekti ama bir teknoloji mağazasına da girdim. Size de şu an izliyorsanız eğer bundan öncesinde oraya girdiğimi görmüşsünüzdür. Teknoloji mağazasına girdim ve fiyatlar 5000 lira kadardı. Yani yaklaşık 14 Pro Max 35000 lira civarında. Tax free yaptığınız zaman %10'luk bir kısmını alıyorsunuz. Bu da 3500 lira yapıyor. 32500 liraya yaklaşık olarak 14 Pro Max'i almış oluyorsunuz. Ama yanlış bir bilgi vermeyeyim arkadaşlar. Mesela iTeknik'te 4900 liraydı. Ama diğer bir teknoloji mağazasına girmiştik. Adını unuttum şu an. Onda da 5000 liraydı. O yüzden öncesinde de bir gezmenizde fayda var. 100 lira dediğinizde 700 lira kadar bir fark ediyor Türk lirasına çevirdiğinizde. Orada mesela bir kahve içtik 3 lira. Ama
lira sıra çevirdiğinizde 21 lira. Bu arada bence Türk parasına çevrilmesine rağmen fiyatları ucuzdu. Kahvenin, tatlının vesaire. Onun dışında size söylemem gereken başka ne gibi bir şey var? Bu arada direkt serumu sürdüm. Serumu da şöyle göstereyim. Ama ondan öncesinde mutlaka bir tonik sürmem gerekiyordu. Unuttum sizlerle konuşurken. Bu toniği kullanıyorum arkadaşlar düzenli olarak. Ondan sonra da şu serumu kullanıyorum. Bu arada cildim bugün biraz daha iyi. Neyse aradaki fiyat farkını da göz önünde bulundursak yaklaşık olarak 32.500 maksimum 35.000 liraya bir iPhone 14 Pro Max sahibi oluyor. Telefonun özelliklerinden zaten teknolojik mağazada da bahsetmiştim. Şu an o telefonla bu çekimleri yapıyorum. Gayet yeterli bir telefon. Yani çok iyi işler bile çıkartmak istiyorsanız böyle bir telefonla çıkarabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Genel olarak her şeyi toplarsam arkadaşlar bizim için güzel bir yolculuktu. Her şey çok güzeldi. Bu arada kredi kartlarınızla da alışveriş yapabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Aklıma gelmişken sürekli bir şey yeniliyorum ama kredi kartlarınızla da alışveriş yapabiliyorsunuz. Diğer mağazalara girdik. Mesela GES'e girdik. GES'te fiyatlar Türkiye ile aynıydı. Hiçbir şey değişmiyordu. Gümrüğün içindeki o alışveriş yerleri var ya oradan alırken işte alkollü içecekler almaya kalktığınız zaman çok daha Türkiye'den uyguna geliyor. Onu da söyleyeyim. Onun dışında söylemem gereken hiçbir şey kalmadı. Sizleri çok seviyorum. Umarım kanalımı severek ve beğenerek izlersiniz. Belki heyecanlanmış olabilirim. Bunu da lütfen normal karşılayın. Gün içerisinde yapmış olduğumuz her şeyi paylaştım sizinle. Bir gün çok büyük bir aile olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.